protese götüren nedenler, kireçlenme adı altında toparlayacağımız bir hastalık grubu. Kireçlenme, eklem kıkırdağının, hareket eden eklem kıkırdağının aşınması. Vücudumuzda hareket eden her eklemin üstünde karşılıklı olaraktan kemiklerin üstünde bir katman var, bir yastıkçık katmanı var. Bunun ismi kıkırdak. Küçük eklemlerimizde daha ince, büyük eklemlerimizde daha kalın olaraktan var. Bunun aşınmasına kireçlenme diyoruz. Türkçemizde maalesef yanlış bir halbuki hiç şey evet var. Dediğiniz doğru. Hep kireç birikmesi var oraya orada bir şey gidiyor zannediyoruz evet, biz. Yani ama böyle aslında, çamaşır makinesi gibi mesela. Aynen öyle. Çamaşır makinesi reklamında olduğu gibi bir şeyin üstüne kireç birikiyor zannediyoruz. Aslında kireçlenme olarak adlandırdığımız şey hareket eden eklem kıkırdağımızın yavaşça aşınması. Yavaş yavaş aşınması. Bu tabii ayağa kalktığımız andan itibaren başlıyor aslında. Ve zaman geçtikçe de hani teşbihte hata olmaz bir arabanın lastiğinin aşınması gibi yavaş yavaş aşınabiliyor. Ama bu aniden de olabilir. Mesela nasıl düşmeler, olur? Çarpmalar, Allah korusun kazalar geçiriyoruz. Eklem kıkırdağının kırılmaları olabiliyor. Bunlar da eklem kıkırdağının tamamen bozulmasına neden olup erken dönemde kıkırdağın tamamıyla aşınmasına neden olabiliyor. Osteoartroz, osteoartrit en sık görülen eklem hastalığı aslında. Genellikle ileri yaşta görülüyor. Genç hastalarda da demin söylediğim gibi bir kaza sonucu eklem kıkırdağının bozulması nedeniyle görülebilir. Ya da mesela şu olabiliyor mu? Bir kaza sonucu ileriki yıllarda ortaya çıkması. Daha çabuk şekilde. Daha çabuk çıkması. Aynen. Eklemin yüklenme bozukluğu, basma bozukluğu eğer meydana gelirse yük taşıyan eklemlerimiz bozuk şekilde yükleniyorlar ve bir tarafa daha fazla yük gelirse eklem kıkırdağı daha çabuk aşınabiliyor. Özellikle ellerde ve diğer yük taşıyan eklemlerde baş gösteriyor. En önemli özelliği kireçlenmenin ilerlemesine göre ağrı şikayeti. Eklemlerde şekil bozuklukları gelişebiliyor, hareket kısıtlılığı gelişebiliyor kıkırdağın aşınmasına bağlı olarak da. Bizim bu hareket bozukluğumuz, kısıttığımız ya da ağrılarımız başka nedenlerle olabilir mi? Yani biz bunu tamam bende artık mesela parmağım ya dizim hareket etmiyor. Evet bende başladı osteoartroz mu diyeceğiz yani? Bu en büyük olasılıkla osteoartroz. Osteoartrozun tabii sadece eklem kıkırdağı değil diğer komponentleri var. İsterseniz değiştirelim. İleride görsellerimiz var. Her yaş grubunda gözükebilir ama daha çok ileri yaş grubunda 65 yani 65 yaş sonra üstünde toplumun yaklaşık %60'ının üzerinde çeşitli derecelerde görülüyor. Tabii bunun her şeyde olduğu gibi dereceleri var. Değiştirelim lütfen. Bu bir başladığı zaman aşınma yavaş yavaş devam ediyor. Eklem çevresinde yeni kemik kıkırdak oluşumu demin de söylediğiniz gibi. Acaba ne bize bu hareket kısıtlılığını yaratıyor derseniz eklemin çevre yapıları da eklemin çevresine yapışan tendonlar bunun bağları da bu kıkırdak deformitesine ve eklem deformitesine eşdeğer olaraktan sertleşiyorlar ve eklem çevresinde ekstra küçük kemik çıkıntıları oluşabiliyor. Bunlar da basıyı fazlalaştıraraktan bazı deformiteler yaratabiliyorlar. Kıkırdağın aşınma derecelerini burada ben size göstermek istiyorum. Şu mavi gördüğümüz kıkırdak değil mi? Bakınız. Bu bir kemik eklem olaraktan üstünde kıkırdak dediğimiz katman. Şu mavi olan. Mavi olan kıkırdak dediğimiz katman. Parlak, son derece kaygan eklem sıvısını sayesinde karşılıklı olaraktan kayabiliyor. Bunun böyle parlak bir şekilde aynı şekilde karşılığıyla bakın burada kalça ekleminin örneği var. Kalçada kaydığını görebiliyoruz. Şurada evet, yer alıyor değil karşılıklı mi? Karşılıklı şurada evet, yer alıyor. Evet. Bu hafifçe çatlamaya, üzerinde küçük küçük tüycükler oluşmaya başlar ise bu erken evre bir kireçlenme, kıkırdak bozulması. Daha sonra birazcık daha ilerlediği zaman artık kıkırdaktan küçük küçük parçalar kopmaya başlıyor ve altındaki kemik ortaya çıkmaya başlıyor. Kıkırdak dokusu içinde sinir olmayan bir doku ve kan damarı olmayan bir doku. İçinde kemik, kıkırdak dokusunun içinde sinir ve kan damarı olmadığı için tamiri çok mümkün değil. Hatta hiç mümkün değil. Yani yerine koymak mümkün değil. Gittiği zaman maalesef boşalıyor ve
altında içinde sinir olan kemik dokusu ortaya çıkıyor. Kemik dokusu da çok ağırlı bir hale gelebiliyor. Biraz daha ilerlediği zaman bu küçük kemik parçaları da koptu. Bunlar birleşip tamamen kemik ortaya, kemik kemiğe sürtmeye başladığı zaman kemikte küçük çatlaklar oluşabiliyor ve küçük çatlaklardan eklem sıvısı kemiğin içine girip buralarda küçük kistler oluşturabiliyor. Bu da son evre, ileri evre kireçlenme, artroz dediğimiz durumu oluşturuyor. Yani bunda adeta bunun kalça ekleminde olduğunu düşünürsek adeta şu son durumda, kıkırdan tamamen gittiği durumda her bastığımızda sanki hani bana şey gibi geliyor, dişte böyle sinir olur ya, dişteki sinire aynen, basar gibi her evet, seferinde dayanılmaz bir ağrı yapıyor herhalde. Kesinlikle öyle. Kemiğin sinirleri birbirine sürtüyorlar. Kemiğin sinirleri birbirine sürtüyorlar ve böylece bu da ağrı meydana geliyor. Çeşitli dokularda olabiliyor. Bu radyolojik görüntüleri kireçlenmenin. Burada kemik kenarında oluşan küçük çıkıntıları görebilirsiniz. Ama asıl size göstermek istediğim bir diz ekleminde olan değişiklikler. Çekilen röntgenler bu tanının nasıl koyabiliyoruz? Önce klinik muayene tabii ki. Daha sonra çekilen röntgenler bize yardımcı oluyor. Bakınız diz eklemi, üst femur kemiğimiz, tibia kemiğimiz. Bunun arasındaki kıkırdak dokuyu görüyorsunuz. Burada birazcık daha fazla kıkırdak var, iç dış taraf. Burada kıkırdak giderek azalmış. Burada da çekilen bir MR görüntüsünde kıkırdağın neredeyse tamamen yok olduğunu görüyorsunuz. Bu da kireçlenmenin gittikçe bize ilerlediğini gösteriyor. Aynı şey omurgada da meydana gelebiliyor. Şimdi burada sizin kıkırdak dediğiniz şu beyaz doku mu? Orası tam kemik. Aradaki siyah doku kıkırdak. Burada diyorsunuz iyice azalmış. İyice azalmış. İncelmiş artık orası. İnce azalmış ve neredeyse artık kemik kemiğe değecek. Gri kemiğe değdiği zaman tabii çok çok ciddi ağrılar olmakta.